Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Suat Muranla milli takımımızın Euro 2024'e katılmasını konuşacağız. Öncelikle abi nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, İyiyim. Gayet de keyifliyiz tabii. Skorlardan sonra Euro 2024'te olmak gerçekten hepimiz için ayrı bir mutluluk kaynağı. Abi e, bu dönem çok farklı olacak gibi geliyor bana. 2020'de aslında ülkece çok büyük bir beklentimiz vardı ama o beklentimiz karşılık bulmamıştı. Sen 2024'te Montella'nın gelmesiyle de Türkiye'nin etkili bir turnuva performansı sergileyeceğini düşünüyoruz. Şimdi gerçekten inişlerle çıkışlarla dolu bir geri planda olaylar silsilesi yaşadık, maçlar yaşadık. Yani iki maç önce Euro 2024'e gider miyiz diye sorsan herkes hayır derdi. Gittik Hırvatistan'ı yendik. Hırvatistan'ı deplasmanda yendik. Buralara kadar geldik. Şimdi işin bir boyutu biz Almanya'ya giderken hep planımız Amit Altın Top ve TFF yönetiminin planı Alman bir teknik adamla yeni bir yapılanma, gençlik ve Almanya'ya öyle gitmekti. Stefan Kuntz da öyle geldi ama bir anda Stefan Kuntz'un bileti kesildi. Geç kesildi, onun tartışmaları var ayrı ama yerinde olduğu ve doğru karar olduğu da ortada. Aslında Montella çok fazla bir dokunuş yapmadı şimdilik. Yani e, bu kısa süreç içinde birçok yeniliği imza attı falan dersek yanlış olur. Ama ne yaptı? Belli bir kadro yapılanmasını kurdu. Hırvatistan karşısında tutan taktikle beraber milli takımın en azından e, bir özgüveni yerine geldi. Mu muhtemelen de içeride bu e, bu duruma empoze etti milli takıma. Şimdi milli takım nereden nereye geldiğine bakarsak birkaç oyuncumuzun hatta bunlar kilit oyuncular. Yani Çağlar, Meri falan onlar ilk maçta Hırvatistan maçında oynamadı. Onun sonrasında bu milli takım daha güçlü bir şekilde yani eskiden gelen başka oyuncuların da devreye girmesiyle beraber turnuvanın biletini aldı. Şimdi bundan sonra ne gibi değişiklikler olacak? Bu sezon ligde, Süper Lig ve Avrupa'daki liglerde hangi oyuncularımız çıkışı kadroya girecek? Onlara bakacağız. Türkiye'nin olmadığı bir e, turnuva artık gerçekten görmek istemiyoruz. Ne Dünya Kupası ne Avrupa Şampiyonası. Abi şimdi dediğim gibi e, bu sezonda e, Avrupa'da oynayan birçok oyuncumuz var. Aynı zamanda Süper Lig'de de performans gösteren önemli oyuncularımız var. Turnuva bazında bakarsak e, takımımızda en önemli oyuncular kimler? Şimdi Arda Güler e ve sakat. Şu an e, henüz sahalara dönmedi ama Arda Güler'in de e, Türkiye milli takımında önemli bir rolü olabilir diye düşünüyorum turnuvada. Genel olarak e, neler söylemek istersin? Şimdi bu milli takımın elbette ki kaptanı ve bir numaralı ismi Hakan Çağlanoğlu. Ama milli takımda lig performansı gösteriyor mu? Serie A'daki Şampiyonlar Ligi'ndeki Hakan Çağlanoğlu elbette ki değil. Şimdi en azından bu turnuva Hakan Çağlanoğlu liderliğinde çünkü kaptan o. Onunla beraber yeni bir Oyuncu grubu yeni bir teknik adamla beraber ilerleyecek. Çünkü e, kısa süreçte 10 günde 12 günde 3 maçın oynanacağı gruplarda her şeye e, yani çare olmadığı maç içinde gidip gelen karşılaşmalar ve sert turnuvalar bekliyoruz. Yani bazı dünya kupalarından daha zor olur Avrupa şampiyonları. Şimdi Almanya'da olması hepimiz için büyük avantaj orada zaten. Yani bırakın çevre ülkeleri Almanya'daki Türkler bile orada bütün statları ağzına kadar dolduracaktır. Yani Almanya Türkiye bile oynasa Türkiye taraftarları, Türk taraftarlar daha fazla olacak. Bu bizim için çok önemli bir atmosfer. Bir de geçmiş turnuvalara baktığımızda yani hep böyle bir uçacağız, kaçacağız. Çeyrek final, yarı final havada uçuyordu. Sonra garip garip olaylar. içeride abi benim, başkan benim, şampiyon benim, en iyi o benim gibi tartışmalar, teknik direktör oyuncu problemleri derken bir sürü turnuvayı biz faydasız kapattık. Bırak hani bir başarı olmayı, futbol keyfi bile yaşayamadık arka planda yaşayanlara. Şu andaki Montella ile beraber gelen görünüm sanki böyle bir durum olmayacak. Bak işte Vancouver'da gitseydik aynı şeyi söyleyemem. Çünkü oyuncuların hocaya karşı belli bir mesafesi vardı. Arada kırılma yaşanmıştı. Ama Montella biraz daha bu yıldız profili. Şimdi Montella Herkes bilmeyebilir ama çok büyük bir yıldızdı. Yani İtalya'da kendi oynadığı takımlarda hakikaten büyük bir yıldızdı ve karşısındaki oyuncunun da dilinden anlıyor. Yani Adana Demirspor'da yaptıkları gerçekten kolay işler değil. Bazı oyuncuları idare etmesi, genç nesilden gelen isimlerle daha direkt irtibata girip belki de bunda İtalyan olması, Akdeniz'de olmasının da faydası vardır. Daha kolay anlaşma sağlaması bizim avantajımız olacaktır. E şimdi Yeni jenerasyondan kim gelir? Arda Güler söyledin. Arda Güler bence milli takımda sakatlığını atlatması halinde. E, ikinci yarıda Real Madrid'de belki başka takıma da kiralanabilir. Kendisi de bunu isteyebilir. Çünkü maç e, kondisyonu artık yok kayboldu. Bunu sağlaması adına eğer düzgün bir süreç geçirirse Arda Güler gelir ama Arda Güler şu andaki milli takımın 11 oyuncusu zaten olamaz. Elimizdeki oyuncular, formda oyuncular gerçekten kıymetli isimler. Yani Kerem öyle, e, Yunus zaten düzenli oynamaya başladı Leicester'da. Orta sahamız bence İsmail, Salih ikilisi gerçekten harika. Bir tarafta İrfan Can'ı sayıyoruz. E, Abdülkerim var. Kaleci performanslarımız iyi. O yüzden de milli takımın bence güçlü bir yapısı var. Bir iki bölgede sanki bu sezon mesela sol bek benim için e, önemli. Burada bir iki katkı oyuncu mesela Rıdvan biraz performansını geliştirir. Biraz daha Rangers'ta e, düzgün giderse çok daha rahat bir turnuvaya giriş en azından formda ve moral olarak da zirvede bir milli takım görürüz. Abi birçok mevki saydın ama forvet o mevkilerden biri değildi. Yıllardır da Türk milli takımının bir sıkıntısı var. Bu turnuvada umarım böyle bir sıkıntı yaşamayız. Yani nasıl değerlendirirsin? Orada bir çare bulunabilir mi? Enes Ünal aslında son iki yıldır iyi bir performans sergiliyordu ama o da e, şu an sakatlıkla boğuşuyor. Neler söylemek istersin? Şimdi e, gerçekten mini takımın tıkanıp kaldığı nokta o. Bir de şöyle bir handikapımız oldu. Yani Cenk forma girmişti, form tutmuştu. Mini takımın aranan santrforu, forveti olacakken tekrar sakatlandı ve işler sarpa sardı. Enes de sakatlandı burada. Yani bütün problemimiz o. Enes'in yani de Milli takım performansı hep bir havada kalıyor soru işareti ama sonuçta kıymetli ve milli takım deneyimi olan bir oyuncu. Şimdi burada Bertu diye bir genç arkadaşımız var. Ben Bertu'nun özellikle böyle çok depar vesaire gol vuruşları iyi olmasa da yaşı itibariyle gelişmeye açık olsa da buna rağmen en azından bir santrfordan beklenen eforu, baskıyı, gücü sahaya yansıttığını düşünüyorum. Hava toplarında hakimiyeti başarılı. Onun da maç performansı artması halinde yani düzenli oynaması halinde bence milli takımın bir numara santrfor olur. Barış Alper'i niye saymıyorum? Barış Alper her maçta kullanacağınız direkt bir santrfor değil. Direkt bir forvet değil. Belki ee, belki turnuvada daha zorlu bir takımda misal İtalya'yla oynarsın. Hırvatistan'da oynarsın, ne bileyim Almanya'yla vesaire oynarsın. Oralarda kullanabilirsin. Maçın belli bölümünde kullanabilirsin ama net forvet olarak hiçbir zaman Barış Alper'i saymıyoruz. E, bunun da tabii oyuncunun da bir joker e, hüviyetinde olmasının e, bize yararları var. Peki abi son olarak e, henüz erken, evet biliyorum ama... E... Bu turnuvada milli takımdan ne bekliyorsun? Çeyrek final mi? Yarı final mi? Ne bekliyorsun? Çok merak ediyorum. Ben mesela geçtiğimiz turnuvada en az çeyrek bekliyordum ama bir hüsrana uğramıştım. Yani bu turnuvada ne bekliyorsun? Umarım hep birlikte başarılı bir turnuva geçiririz. Benim temennim bu ama sana da sormak istedim. Turnuva, bu turnuvadan öncelikle doğru düzgün bir takım bekliyorum. Birbiriyle kavga etmeyen, medyayla kavga etmeyen, hocasıyla kavga etmeyen, arada problemler olmayan, bir milli takım bekliyorum. Türk bayrağını üstünde taşıyan, o formayı taşıyan, insanların hak ettiği, bunu hak ettiğinde herkese gösteren bir milli takım istiyorum, bekliyorum. Zaten bütün Türkiye bunu bekliyor. Kadro kalitemiz gayet iyi. Bir iki noktada orada da teknik direktör belki şapkadan tavşan çıkartmak dediğimiz nokta atışı tutar, bir yerden bir oyuncu bulur. Milli takım hocaları bunu yapmıştır zaman zaman. Ee, bunu bekliyorum. Bir de e, öncelikle maç maç odaklanıp ilk hedefimizin gruptan çıkmak olması lazım. Yani öyle uçalım kaçalımdan önce önce bir gruptan çıkalım. Hatta önce bir sağ salim oraya kavgasız gürültüsüz gidelim. Sonrasında da zaman içinde bakalım. Hani hepimizin milli takımıysa hepimiz de hep beraber destek olalım. Abi ağzına sağlık. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Suat Umuran'la birlikte milli takımımızın Euro 2024'e katılmasını konuştuk. Futbol Plus'ta son dakika gelişmelerini kanalımıza abone olarak Haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.